Tövbe etti, kurtuldu, evlendi, düğünü de burada yaptı. Şükür Allah. Kafam yok dedi. Ben de Allah affetsin beni. Bagajda unutmayasın takside. Bir gidip bakayım dedi. Buradan bakıyorum. Arabaya gitti. Bagajı açtı. Kafa yok. Evet. Allah'a itaat etmeyen içimizde ne kafasızlar var. Allah buldurmak nasip eylesin. Sofinin birisi, dikkat, bu umuna anonstur, kadın erkek otur. Onu geçirmeyin o köprüde, kaldırmayın. Sofinin birisi, bir mürşidi kamile, efendim, mürid oldu, ehli keşiften, Hoca Ali İlhavas'ın meclisinde, ben keşif ve keramet sahibi oldum dedi. Bütün hepimize bu kuvvetli bir anons, şiddetli bir ihtardır. Hazreti Ali'l-Havas Hazretleri, ben keşif keramet sahibi oldum denilen, oldum diyen Sufi'nin kulağına eğildi. Vallahi 33 sene evvel yapmış olduğun zinanın kokusu halen senden gelmektedir. Senin bu kokun insanın büyük abdest necasetinin kokusundan daha fazla bizi rahatsız ediyor. Bir de keşif davasında bulunuyorsun dedi. 33 sene önceki zinanın kokusu büyük abdest kitap diyor. Affedin sözüm, ruhaniyet sizden uzak olsun. İnsan necasetinin kokusundan daha fazla bizi rahatsız ediyor. Bir de ayıp değil mi? Keşif keramet sahibi oldum diyorsun. 250. sayfada bir kıssa daha varmış. Ah ah! Bir gün bir genç bir hadisi şerifin, şimdi oraya geleceğiz, gelmeden misali birleştiriyorum. Hadisin içindeki bir meseleyi hadis hocasından sordu. Üstadı eğildi. Filan vakitte, sayfa 250, filan yerde, filan şekil kıyafetteki kadınla o kötü fiili işlemek istediğin zaman, zina yapacağın zaman kalbin çarpıntı yaptı. Sen o çarpıntıyı dinlemedin. Sonra soyundun. Çarpıntı çoğaldı. Baş ağrısına dönüştü. İşte o çarpıntıyı yaptıran ve seni felaketten kurtarmak isteyen kalbinin merkezindeki imanın eseriydi. İşte bu İnsanları zinakar yaptı. Hocam tavsiyeni buyur. Tavsiyeni buyur. Zinadan iki şekilde korunursunuz. Birincisi, benim gibi salih bir alim birisini hayalinde rabıta etmekle. İşte rabıta çıktı. Zinadan iki şekilde korunursun. Kitabın ismi Mufassal Medeni Ahlak. Sayfa 250. Delilim, zinadan iki şekilde korunursun. Birincisi, benim gibi salih, abid, kamil bir mürşidi hayalinde tutarsın, rabıta. Sen Allah adamlarını hayalinde tut, seni zinadan korur. İki, zinadan bahseden sözleri duy, hükümlerini öğren, gözlerini zinaya kapa. Gözlerini kapa. Şimdi göze geleceğiz. Göze geleceğiz. Şu halde rabıta mürşidin elindeki elektronik cihazdır. Şere giderken düt 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 ötür. Karşımızın bir taksi var bu tekkede. Geri vitese taktın mı bir düt ediyor.
Arkaya yaklaştıkça düt 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 diyor. Daha yaklaşırsan düt 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 düt. Allah Allah ya, gözlerin mi var senin? Rabıta yapıyor elektronik cihazlarla, duvarı görüyor. Sen de şeyh rabıtası yap, önünü arkanı gör. Şeyh rabıtası yapmazsan medrese fayda vermez. İlim fayda vermez. Hizmet fayda vermez. Onun için bugün paydos ettik. Dönerci burada, bakkal burada, hoca burada. Çünkü çok önemli bir konu. Şeyhin engez. Rabıta ile elbise gibi, manevi bir elbise gibi şeyhi giy. Onun ruhaniyeti elektronik geri vitesteki öten manyetik sinyal gibi, öndeki far gibi seni, tehlikeni gösterir. Allah korur ama o gösterir. Benim geriye taktığım vites tut 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 iyice ötüyor. Daha gittim vururum. Makinenin suçu değil, benim suçum. Şey Allah değildir. Korur da kul dinlemezse belasını bulur. Kul dinleyecek tut tut tut. Ah, bizim anamız ağlasın, evimiz yansın. Ne nimetlere konduk da evimiz, hangi evimiz? Nefis evi canım, korkma. Anan ağlasın kalp. Kitapta diyor, ağlarsa anan ağlasın, başkası yalan ağlar. Allah Allah, bu benim Zehra anam sandım. Kavsi Geylen radıyallahu anh'ın sırrul esrarda insanın kalbi anasıdır diyor. Nefis şehvete dalarsa kalp ağlar. Ağlarsa anan ağlasın demek, sen nefsine uyar, şeytana uyarsan kalbini ağlatırsın demek. Kalbini güldür. Tıflı mani, mana çocuğu doğuracaksın. Erkek kadın rüyasında doğum yapamazsa sofi değildir. Vallahi ben iki kere doğurdum rüyamda. İlk doğurdum, bizim evim yüklük, yatak yorgan koy, doğurdum bir oğlan çocuğu. Uyandım, ya Rabbim ne günah işledim ki ben doğum yaptım. Tekkiye gittim, dediler marifet çocuğu, kalp marifet doğuracak. Muhabbete girecek, marifet doğuracak. Sırrı lesenarda gördüm, Kavsi Geylani buyuruyor, tıflı mani denir, mana çocuğu. Eğer doğuramadınızsa sizin kalbiniz kısır. Vallahi bir kere de İsmail Aleyhisselam'ı doğurdum. İsmail Aleyhisselam'ı ben doğurdum. Elimden tuttum. Böğdü böğdü, 10 yaşında çocuk oldu, beraber gittik. Daha İsmail Aleyhisselam'ı doğurdum. Bunlar söylenmez. Niye söyledin? Kardeşim, ağlarsa anan ağlasın. Sözü kalbin gülmesidir. Nefis günah işleyince kalp hışkıra hışkıra ağlar. Çünkü kalp huzuru ilahiye ister. Allah'ın aşkını ister. Allah-u Teala buyurmamış mı? Ben size şah damarınızdan daha yakınım. Zatıyla değil, sıfatlarıyla, merhametiyle, rahmetiyle, feyziyle. Kalbinizi ağlatmayın. Ananızı ağlatmayın, ananızı güldürün. Siz dünyadaki ananızı bile ağlatıyorsunuz. Nerede kaldı ki kalbinizdeki ananız ağlamasın? Sizi dünyaya getiren anayı bile ağlatıyorsunuz. Yazıklar olsun. Nerede kaldı kalbinizin anası ağlamasın? Rabbime şükrederim. Anam Zehra. Kavs-ı Kasrevi'ye ben Siirt'te götürdüm, tarikat aldı. Kavs-ı Kasrevi'nin müridi etle kemikle kapının yarığından aldı. Bir gün önce ayrıldım anamdan. Güle güle oğlum dedi. 9 kişiyle trene bindim, Kavs-ı Kasrevi ziyarete gidiyorum. Kurtalan'da ineceğim. Siirt'e varacağım. Oradan menzilden bir önceki Kadri. Niye unuttum? O köy
Gavs-ı Asi geldi, akıldan çıktı artık. Kadriköy. Şimdi ben Diyarbakır'a geldim, bir yıldırım telgraf. Anan öldü, acele gel. Allahu Ekber, anamın bir oğluyum. Ben dedim ya Rabbim, 9 emanet trende var, bir emanet de benim var. Yar kalsın, ben emaneti sana bırakıyorum, senin emaneti ben getireceğim. Gitmedim cenazeye. Ağlarsa anan ağlasın, anlatıyorum ha. Siirt'e geldim. Sıyı'da çalışan Sadık isminde bir sufi çarşamba günü dedi seni Gavs Hazretleri aldı, uzak bir diyarda bir kadının cenazesine götürdü, sen burada değilsin dedi. Ben ağlamaya başladım, anam öldü demiyorum, sırrı saklıyorum. Dedim ya Gavs'ım, ben senin 9 sufini getiriyorum, benim bir tane emanetim var, sana emanet. Ben sana bu anamın cenazesi demedim. Benim Gavs'ımın da güzel bir ahlakı var Gavs-ı Kasrevi'nin. Yanına varayım. Hoş geldin. Hoş buldum efendim. Nasılsın içimden? Gavs'ım sağ olsun. Ama nasıl derdi üçüncü kelime. Mümkün değil böyle sorar. Hoş geldin. Nasılsın? Ana nasıl? Anam elinden ayağından öper derdim. Şimdi ana öldü. Kadir'e varacağım. Ana nasıl diyecek mi demeyecek mi, imtihan etmiyorum ama taaccüpten ölüyorum. Vardım. Yaşlar boşandı, çeşme akmaya başladı. Hoş geldin. Nasılsın? Başın sağ olsun, anan vefat etti. Anan Şahızne'yi severdi, Şahızne ananı severdi, anan büyük veli gitti dedi. Vallahi dinledi, rüya değil. Anam büyük veli değildi canım. Ne amel etti? Nohut koyardı. Şu da boş nohut. Bu bir fincana nohut, bir boş fincan. Tın der bir virt çekerdi. Tın der bir virtle tayif çekerdi. Galiba 21 bine kadar kalp Allah alem. Büyük veli gitti ya. Bu Gavs'ın emaneti. Ne diyecek bu Gavs? Hoş geldin, nasılsın? Ana nasıl derse anam öldü. Sen dünyanın Gavs-ı Sultanı olarak anamdan haberin yoksa, haşa haşa, Allah bildirirse bilir. E ama bir Gavs-ı Azam da bilir. Hop biri! Maşa tapa. Maşeyden tut tapa koy diyor. Böyle dellendikçe kayar diyor. Lisan hal tapa koy, düşürme, kaydırma. Anam büyük veli gitti. Şahız neyi severdi, o da onu severdi. Ben 9 emanetini götürdüm. Elbet benim bir anamı da Gavs götürdü. Böyle götürülür, böyle kapı tutun. Böyle rabıta yapın. O zaman cehennemi görmezsiniz inşallah. O zaman cehenneme yolunuz düşmez inşallah. Sıkı olun. Ananıza ağlatmayın. Ana neydi? Kalp. Ben anamı güldürdüm. Kavs'tan mürid ettim. Cenazesini saadetlere verdim. Ben dedim 9 emanet getiriyorum. Siz de benim bir anama bakın. Ben biliyorum en aşağı 100 tane Nakşibend evliyası gitti. Ah anam ah. Şimdi hangi anama ağladım bilmem. Ah anam ah. Ah anam ah! İki anayı da ağlattıysanız sizde sofilik kalmaz. Aman ya Rabbim aman! Aman efendim aman! Bir kul zina ettiği zaman zinayı misal verip cehenneme geçeceğiz. Nuru ve kalbindeki olan iman eseri yani İmanın letaifi ondan çıkar. Gölge gibi tepesinde durur. Sonra o zina fiilinden çıkıldığı vakit iman tekrar yerine girer. Mealindeki hadis-i şerife binaen ulemanın çoğu, alimlerin çoğu
zinadan sonra tövbesiz ölen imanını kaybedebilir demişler. Ama bir takım ulema hadis-i şerifi tevilsiz kabul ederek zina edenin imanı çıkar demişler. Ehl-i sünnet uleması çoğu eğer zinanın helal olmasını itikad ederse iman kendisini haramlığını itikad ederse eseri kalmaz çıkar demişler. Zinadan olan evlet ya telef olur gider veya sert kaba çirkin olur veya parantez açın karı koca helal nikahlıyken Allah'ın emrettiği helal yaklaşma zamanında çalgılı işkili fışkılı yaklaşırsa besmele çekmezse Felak Nas Ayetel Kürsi gibi okumazsa şeytan doğacak çocuğa ortak olur. Şeytan Allah-u Teala'dan insanların malına ve çocuğuna ortak olmasını istedi de Allah-u Teala kabul etti. Kim karısına Allah'ın emriyle yakın olurken evuzu besmele çekmez, Kur'an okumaz, edebe muhalif hareket ederse şeytan o adamla birlikte hanımına birleşir. Ondan doğan çocuk şeytan gibi olur dediğiniz çocuk olur. Minareye asansörlük dışarıdan çıkar. Binaya asansörlük duvardan çıkar. Ya bu çocuklara söz geçmiyor. Sen yatağın içinde nefsine söz geçirip de Euzu billahi dedin mi? Euzu sığındın mı? Billahi Allah'a sığındın mı? Mineşşeytanirracim şeytanın şerrinden sığındın mı? Çalgıyı açtın, televizyonu açtın, sarmaş dolaş oldun mu? Televizyonda aşkın kabardığı hararetini indirdin mi? O çocuğa bir daha sen söz geçiremezsin. Anlıyorsanız anlayın, daha nasıl anlatayım? Şahızla mektubatında karı koca olacak adam hanımına saadet ülfeti için menakip anlatacak. Şahızla böyle yapmış, Şah-ı Nakşibend böyle yapmış, karı koca da ülfet tahakkuk edecek, doğan çocuk da derviş olacak, tesbihli doğacak. Sen şeytandan ortak edersen o zaman oğlanın biri dinler, oğlanın ötekisi kaçar, kızın birisi kaçar, öteki bilmem ne yapar. Çünkü sen işin muamelesine haram lokma kattın. Bunu duymadınız, duyun. Bu kürsü hem şeriatın bekçisidir, hem Allah yolu tasavvufun bekçisidir. Gidiyoruz, gidiyoruz. En önemli bir yere geliyoruz. Dikkat, dikkat, dikkat. Kırmızı yeşil lambalar yanıyor. Dikkat. Tövbe, tövbe. Zinadan olan evlat telef olur gider. Terbiyesizlikten dolayı damarındaki kanından sert olur. Kaba olur. Öbür olur. Kalbi kırık. Daima eziklik içinde. Allah duygusu noksan. Nasihata kulağı tıkalı olur. 40 kere dedim yahu sana, bir keresini duymaz. Hamuru bozuk, malzeme karışık. Depremden yıkılan evlerde çimento demir ölçtüler. Sizin evde de çocuk depremi oluyorsa demirini çimentosunu ölçtürün. Evet, zina eden kimsenin dünya cezası olduğu gibi ahiret cezası cehennemdir. Hele livata beşerin tabiatını kabul etmediği zinadan felakettir. Livata insanı zillete sokar. Şimdi AIDS denilen hastalık livatanın gazabının neticesidir. Hücreler bozulur, hücrelerdeki metabolizma bozulur. İğne, hap, bütün dünya bir araya gelse tedavi edemez. Dikkat! Gerek livata, gerek zina insanı fahişe eder.
Allah'ın arşını titretir, kavmi felakete sürüklenir. O kavme harpler, darpler, depremler, seller gelir. Kıyametin sonuna doğru bu kötülük yayılır. Onun için Kur'an-ı Mucizül Beyan'da Sure-i Ankebut 28. ayeti celile Lut'u hatırla ya Habib. Hani o kavmine şöyle demişti. Hakikaten biz öyle hayasızlığı, hakikaten siz öyle hayasızlığı meydana getirdiniz ki sizden önce alemlerden hiçbiri bunu yapmamıştır. Erkeğin erkeğe veya erkeğin kadının erkeğin erkeğe veya erkeğin kadının büyük abdest muamelesi, büyük abdest mahalline iş yapması felaket belaların en büyüğüdür. Bundan daha büyük günah yok. Lut kavminin başına gelen, Lut gölünde bir yaprak, bir çalı yaşamıyor, zehir gibi acı. İki şekilde olur. Ya erkek erkeğe veya erkek hanımının büyük abdest mahallinden erkeğin erkeği yaptığını yaparsa o insanın ölüsü leştir. Mekanı cehennemin dibidir. Şu asırda bu çirkin iş feci surette yapıldığından ve herkes cemiyetin hastalıkları birbirini göre göre geçtiğinden erkek erkeğe olması muhtemel olduğu gibi erkeklerin hanımlarına da yapması çok muhtemeldir. İman gider. Doğru Lut kavminin içinde helak eder Allah. Cehennem boş mu yaratılmış canım? Hanımı durur, helal mahalli bırakır, büyük abdest mahallinden hanımına yaklaşır. Melekler Allah lanet eder. İmam-ı Heytemi Günah-ı Kebair büyük kitaplar kitap büyük günahlar kitabı 1. cilt. Bir insan bu fiili yaparsa Allah lanet eder. Çocuğun 7 çocuğu, onun çocuğu felaket ve belalara sürüklenir. Sen dersen ki babasının suçu çocuğuna ne? Kur'an-ı Kerim'de 3 ayet koymuş İmam-ı Heytemi. Cıvız topraktan fakir mahsul, bol bereketli topraktan bol mahsul. Zalim babadan zalim evlat onu terbiyet eder. Kim neyle Allah'ı unutuyorsa Allah onu onun başına bela eder. Sen değil Allah'a isyan ediyorsun bak. AIDS hastalığına yakalanır. Ak yuvarların içindeki telokisitler okudum ben açtım kitapları. 2 dolaşım var. Kan dolaşımı, beyaz dolaşım. Beyaz lenfa sistemi mikroplara karşı vücudu koruyan içindeki hücreler lenfasit. T lenfasitleri büyüklüğü şu kadar ise beyaz dolaşımın lenfasitleri bu kadar ise AIDS hastalığının virüsü elimdeki şeker kadar. Lenfa sistemindeki T lökositleri deler içine girer. Vücudun savunması kalmaz. Hiçbir surette tedavi yoktur. Amerika'sı, Avrupa'sı bu beladandır. Müslüman Sofi, bu işi yaparsan T lökositlerini AIDS hastalığının virüsü senin içine girer. İmansız ebedi cehennemin dibine sürüklenirsin. Hem tıbbını anlatıyorum, hem hükmünü, hem şeriatını. Niye böyle söyledin? Ayıp değil mi? Bunlar Müslüman.
Hastalıklar Müslümana geçmiyor mu? Grip geçiyor. Ülser, kanser geçiyor. Ahlaksızlıklar geçmiyor mu? Avrupa'dan geçiyor. Sana bu da geçebilir. Şişeyi kırmadan tembih ediyorum. Kırdıktan sonra fayda vermez. İmansız gider. Lut kavminin içine gider. Ebedi cehennemin dibinde kalır. Cehenneme geleceğim, gelemiyorum ki, yol uzun. Daha iyi gelmediğim. Önce bir yolları görelim de cehennem nedir sonra hatırlayalım. Niye Müslümanlara böyle söylüyorsun? Avrupa'nın günahı Müslüman'da yok mu? Eroin içen yok mu? Kokain içen yok mu? Zinakar yok mu? Var. Öyleyse bu da olur. Ayıp değil mi Müslüman'a söylüyorsun? Benim gözümün nuru Müslüman, kardeşim, kanım, ciğerparemsin. Sana söylemeyip kime söyleyeyim? Sen benim ciğerimsin. Gözümün nurusun. Seni uyarmayıp kimi uyarayım? Affedin beni. Affedin beni. Affedin beni. Ama işte şeriat kitabı bunu yazmış. Demek vakidir. Ses seda kesildi. Nefesler kesildi. Bir de sen hiç kulak kıyal görüp durursun. Ne kadar kötü ya Rabbim. Nereden buldun bu bahsi? Cennet ucuz değil, cehennem lüzumsuz değil. Bu devirde zina vallahi su içmek kadar yayılmış. Kadınların, kızların göbekleri çıplak, belleri açık. Üstten her taraf meydanda. Sokakta sarılsan bedava. Masrafı yok, bileti yok, vizesi yok, pasaportu yok. Her yer sarmaş dolaş olmuş. Çoluğun çocuğun da var baba. Vay benim garip ana. Analar, bacılar, bu kadar salgın hastalık içinde size nasıl bulaşmaz şaşarım. Sizin tekkeden yedirdiğiniz, içirdiğiniz marifet, muhabbet, ilim onun iki dişine yetiyor. Nefsin çirkinliği canavarın 32 timsahın 32 dişi gibi olduğundan 30 dişini dünya, şehvet ve gazaba yutuyor. Takatınız yetmiyor. Bu kadar derim. Daha fazla açıklamaya sen de anladın, ben de anladım. Ne anlatayım? Sizin verdiğiniz terbiye bir taksi ise freni tutuyor. Tutuyorsa farı yanmıyor. Kornası yok. Cam sileceği yok. O arabayla nasıl yolculuk yapılır? Gurbet ellere geldiniz, yani yani içiniz dönecek kıpkırmızı kane. Anlıyor musun ne anlatıyorum? Sen söyleme, ben söyleme, kim söyleyecek? Fahri Kainat Aleyhisselam buyurdu ki Allahu Teala bir kadının dübürüne yahut erkek erkeğe temasta bulunan rahmet etmez. Dört kimse sabah akşam Allahu Teala'nın lanet ve gazabına uğrar. Kim Allah'ın lanetine uğrarsa çocuğu, onun çocuğu, onun çocuğu, onun çocuğu, yedi çocuğu helak olur. Nesilden nesile geçer. Üç ayet var. Cılız toprağa cılız çocuk, zengin toprağa bol mahsul. Ana baba salih olursa delilin, hani Hızır Aleyhisselam'la Musa Kelamullah, Yuşa Aleyhisselam bir beldeye geldiler. Hızır Aleyhisselam bir duvarı doğrulttu. Musa Kelamullah dedi, ya Hızır bunlar bizi misafir etmedi.
Yemek de vermedi. Keşke bu duvarı doğrultmaya sen ondan bir ücret alsaydın. Sure-i Kehf. Hızır Nebi dedi bu yetimlerin duvarıdır. Altında hazine vardır. Zamanından önce devrilirse hazine çıkar. Allah onu korumamı emretti. Ben onun emriyle duvarı doğrulttum. Neden? Babaları salih idi. Bak salih olduğundan hazineyi yıktırmadı Allah. E baba zalim, evlat duvar yıkılır, hazine boşta kalır. E ufacık çocuklar hazineden ne anlar? Balon alır, çikolata alır, şeker alır. Hazine boşa gider. Üç tane ayet var. Peki beyim, sen dersin ki ana babanın suçu çocuğa geçiyor. Nuh aleyhisselam suçlu muydu ki Kenan oldu? İmam-ı Eytemi diyor, Mustafa Hoca sert bakıyor, cevap veriyor. Hazreti Nuh aleyhisselam noksan mıydı, Kenan oldu? Allah Kur'an'da istisnaları koymuştur ki herkes korksun. Nuh Nebi de korksun oğlundan. Bak istisna. Firavun'a Asiye anamı verdi. Var mı diyeceğin? Ene Rabbikümül Ala. Ben en büyük Allah'ım diye ne Asiye'yi verdi? Bu da müstesna, istisna. İlle şerliden şer olur. Hayır. Şerliden Azer. İbrahim peygamber oldu. Cevap verdim Mustafa Hoca. Bakışın şerli baktın, şüpheli, ben de cevabını verdim. E demesem vebalde kalırım. Sualleri sorup durur, anamı ağlatır beni. Bu kürsü Allah kürsüsü. Kulağa fıs fıs edenler olur. Bu kadar diyeyim yeter. Diyeceğimi dedim. Daha var ama bu misaller yeter. Şu cehenneme bir gelelim artık ya. Armağanımız ağladı bekleye bekleye. Şimdi vakit gitmese ileri gidiyor mu saat? Benim kolumda da var ya. İki daha sabah namazına 3 saat var. Yanlış mı dedim? 3 saat yok mu? Daha 2 saat daha konuşurum. Saatinden değil bu iş. Sure-i Vakıa. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bu sure-i şerif 96 ayeti celiledir. Şimdi hepsini değil konuyla ilgilileri arz edeceğim. O günde ey insanlar siz 3 sınıf olursunuz. Ve küntüm ezvacen selâseh. O günde insanlar siz 3 sınıf olursunuz o mahşer gününde. İnsanlar kıyamette 3 sınıf olunca 3 sınıftan birisi amel defterleri sağ tarafından verilen ashab-ı meymene, ashab-ı yemindir. Ayet-i Celil'i okuyorum. Sure Vakıa 8, 9, 10, 11, 12. ayet-i cellelerin müfessirin beyanına göre mealini okuyorum. İnsanlar kıyamette 3 sınıf olunca 3 sınıftan birisi amel defterleri sağ tarafından verilen ashab-ı meymene, ashab-ı meymenenin görecekleri keramet nail olacak nimet ne gibi şey bilir misin? Elbette bilemezsiniz. Çünkü onların nail olacakları nimetlerin mahiyeti bu dünyada anlaşılmaz. 2. 3 sınıftan ikincisi amel defterleri sol tarafından verilen ashab-ı meşeme, ashab-ı şimal, diğer ayeti cellede meal, ashab-ı yemin, ashab-ı şimal, ashab-ı meymene, ashab-ı meşeme, ameli sol defter, sol taraftan verilenler. Onların görecekleri azap, duçar olacakları azab-ı ilahi ne gibi şey bilir misin? Elbette bilemezsiniz. Zira onların müptela olacakları azabın künni hakikati bu dünyada bilinmez. 3. sınıf şu kimseler ki onlar bu dünyada ibadet ve tahtta herkes üzerine geçmişler. Herkese amelde geçmişler.
ashab-ı sabigun. Ahirette cennete girmekte herkesi geçmişler. İşte bu evsafı muttasıf olan kimseler cenneti alada, naimde mugarreptirler. Bizim konumuz ashab-ı şimal, o tarafa gidiyoruz şimdi. Sonra ashab-ı yemine geleceğiz inşallah. Sure-i Vakıa 35, 36, 37, 38. Meal: biz ahirette dünya hatunlarını ihya ve icat ederiz. Dünyadaki hanımlar cennete gelecek. Kavs-ı Kasrevi buyurdu, cennette bütün yaratılmışların en güzeli insanların cennete giren kadınlarıdır. Ondan daha güzel olmayacak. Bediüzzaman Hazretleri buyuruyor, benim aziz bacılarım, Bediüzzaman buyuruyor, ne mutlu erkeklere ki Allah yolunu takip eder. Ne mutlu o kadınlara, kocalarıyla Allah yollarını takip eder. Veyl olsun o kocalara, cehennem yolunu takip eder. Veyl olsun o kadınlara, cehennem yolunu takip eder. Ne mutlu o karı kocaya, Allah için birbiriyle yarış eder. Cennet kadınlarının en güzeli Gavs-ı Kasrevi buyuracak, dünyadan cennete gelen kadınlardır. E yazık değil mi koca cennette? Ey benim aslan bacılarım, siz cehennemde, hadiste var, cehennem ahlisinin çoğu kadınlardır. Çünkü hissiyatına çok kapılırlar. E yazık değil mi? Şu ahirette birbirimizden ayrı düşelim. Yazık, vallahi çok yazık. Çok yazık. Gidiyoruz Allah bir. Dünya hatunlarını ihya icat ederiz. Onların yeniden icat eder icadımız muhakkaktır. Binaenaleyh biz onları bakir kılarız. Bakire kız olurlar. Onlar kocalarına kemali muhabbetle muhabbet ederler. Ashab-ı yemin için onları, biz hepsini 33 yaşında kılarız. Erkek kadın ehli cennetin cümlesi 33 yaşında delikanlı olurlar. Kadınlar için de 33 demiş. Ayet Sure-i Vakıa 35, 36, 37, 38 sayfa 5733. Biz konumuza gideceğiz. Ashab-ı şimal. İşte şimdi cehennem gelmeye başladı. Allah hepimizi korusun. Ya Rabbim cümlemizi korusun. Bütün ümmeti Muhammed'i yakmasın. Ben anlatacağım şimdi, dili şişiyor adamın, kalbi kararıyor. Yani azabın şiddetinde. Şekavette ayeti celile Sure-i Vakıa 41, 42, 43, 44. ayeti celile. Şekavette mevlif oldukları cihetle kitapları sol tarafından verilen ashab-ı şimal kimlerdir? Allah soruyor Celle Celaluhu. Onların halleri nedir bilir misiniz? Onlar alevli cehennem ateşi, sıcak hararetli nihayete varmış kaynar su içinde, siyah dumandan hasıl olmuş kasavengiz gölge ve elem verici azap içinde ebeden muazzeb olurlar ki onların bulunduğu dumandan gölge matlub olan soğukluk vermediği gibi nafi faydalı değildir. Binaenaleyh azaptan başka bir şey görmezler. Bu ayeti celilelerde şiddetli cehennem ateşi, şiddetli kaynar su, biraz sonra geleceğim oralara, ve siyah duman. Duman bulut değil ki altına gitti serinle. O matlub olan soğukluk vermediği gibi siyah dumanda göğüsleri tıkayıp parçalayan şiddetli azaptı. Ashab-ı şimal. O 45-48. Ayet celiye kadar. Zira onlar ahiretten evvel dünyada günah üzerine musur oldular. Başladı cehennem gireceklerin sıfatları anlatılmaya. Onlar dünyada günah üstünde musur oldular. İnatçı oldular. Günah işledi durdular. Tövbesiz mövbesiz bunlar.
günah-ı kebaire dahi girdiler. Üç günah, üç küçük günah bir günah-ı kebairdir. 30 tane küçük günah 10 günah-ı kebair olur. Allah bir durdum. Zira onlar ahiretten evvel dünyada günah üzerinde inat ettiler, ısrar ettiler. Günah-ı kebair üzerinde dahi ısrar etmişlerdi. Kendi aralarında biz ölüp toprak çürümüş kemik olduğumuzda dirileceğiz. Bizden evvel geçmiş çürümüş toprak olmuş babalarımızda mı dirilecek demekle ahiret inkar ederlerdi. Ayet-i Celile Sure-i Vakıa 51'den 54'e kadar, 51, 52, 53, 54, 56'ya kadar, estağfurullah. Siz kabrinizden kalkıp arsayı mahşere toplandığınız zaman ey hidayetten uzak, delalet içinde olan Resul'ün risaletini ahireti inkar tekzip eden kimseler, grup grup insanları Allah-u Teala saydı. Açlık sebebiyle bir ağaçtan yersiniz, cehennemde açlıktan dolayı bir ağaçtan yersiniz. O ağaç zakkum ağacıdır. Binaenaleyh o ağaçtan yediğiniz zakkumdan karınlarınız dolar. Ayet meali okuyorum, ayet. Halbuki açlığınıza hiç fayda olmaz. Belki onu yedikten sonra açlığınız artar. Onun üzerine cehennem ateşinden kaynamış sudan içersiniz. Lakin o su hararetinizi kesmek şöyle dursun. Bilakis hararetinizi o su artırır. Zira o sudan bir nevi hararet meydana. Zannıyla hemen içersiniz. İşte bu beyan olunan çeşitli azaplar sizin konuğunuz ve yevmi ceza olan kıyamet gününde sizin cezanızdır. Zakkum. Mübarek tefsir tevil etmiş. Zakkum. Tadı acı. Yapışılmaz derecede sıcak. Çok sıcak bitki. Rahiyası pis kokulu. Manzarası simsiyah, çirkin. Cehennemde bir nevi yiyecek. Siz cehennemde acıkırsınız, zakkum yersiniz. Onlar sizi doyurmak, doyurmak şöyle dursun aç tutar. Ciğerleriniz yanar, susarsınız. Kaynar suyu içersiniz. Hararetini kesmek şöyle dursun artırır. Şimdi asıl cehenneme geliyoruz. Şiddetli kitaba geldik. Daha kıyamet var cehennemde. Şimdi giriyoruz. Allah hepimize rahmet endirsin. Rabbim Teala mağfiret etsin. Günahlarımızı bağışlasın. Elimdeki kitap El Bidaye ve Nihaye. İbn-i Kesir Hazretlerinin efendim başına işaret koydum bulamadım. Hayret etil çıkış. Subhanallah. Kaldığı yerden gidelim bakalım. Cehennemin oradaki azabın niteliği sayfa 326. Mübarek yüzden fazla Kur'an'a azimşandan ayet koymuş ve buyurmuş ki ben size idrak edip anlayasınız diye bazı ayeti celileleri koydum.
Halbuki buna benzer ayeti celileler çok fazlaydı. Ben baktım bir sayfada 15-20 tane Kur'an-ı Azimşan'ın ayeti var. Şimdi başlıyoruz. Sure-i El-Bakara 24. ayet. Yapamazsınız ki, yapamayacaksınız. O takdirde inkar edenler için hazırlanan, yakıtı insanlarla taşlanı olan ateşten sakının. Sure-i El-Bakara 161. İşte Allah'ın meleklerin insanın hepsinin laneti cehennemin üzerinedir, cehennemliklerin üzerinedir. Sure-i El-Bakara 175. Onlar doğruluk yerine sapıklığı, mağfiret yerine azabı alanlardır. Ateşe ne kadar dayanıklıdır. Sure-i Ali İmran 91. Doğrusu inkar edip inkarcı olarak ölenlerin her birinden yeryüzü dolacak kadar altını fidye vermiş olsalar bile kabul edilmez. İşte elem verici azap onlaradır. Onların hiç yardımcıları da yoktur. Sure-i En-Nisa 56. ayet. Doğrusu ayetlerimizi inkar eden ateşe sokacağız. Derilerinin her yanında azabı tatmaları için onların başka derilerle değiştireceğiz. Ruhu neden anlattım? Ya 50 kere deri mi değişir, adam ölür. Hayır, ceset ayrı, ruh ayrı. 10.000 kere derin değişir, ruhun durduğu için deri değişmek senin ölümüne sebep olmaz. Mukaddeme yaptım ya deminden beri uzun uzun. Sure-i El-Araf 40-41. ayeti celile. Doğrusu ayetlerimizi yalan sayıp onlara karşı büyüklük taslayanlara göğün kapıları açılmaz. Deve iğnenin ayet. Deve iğnenin deliğinden geçmedikçe cennete de giremezler. Suçluları böyle cezalandırırız. Deve iğneden geçmedikçe, deve iğneden geçer mi geçmez, cennete giremezler. Ebediyen onlar cennete giremezler. Suçları cezalandırırız. Onlar için cehennemden bir yatak üstlerine örtüler örteriz. Zalimleri böyle cezalandırırız. Sure-i İsra 97. ayet. Biz onlara kıyamet günü yüzü koyun, körler, dilsizler, sağırlar olarak haşrederiz. Varacakları yer cehennemdir. Onların ateşi ne zaman sönmeyi yüz tutsa Allah o alevi yeniler. Tartılara ağır gelenler, amel defteri tartıldığında ameli salih ağır gelenler kurtuluşa ermiştir. Tartılara hafif gelenler, amellerimiz tartılacak kasideyi okuduk. Halk yakamıza alacaklar, sarılacak, haklar verilecek. Eğer senin amelin yetmiyorsa hak sahiplerine, onların günahından bize yüklenecek. Bu çok zor. Ameller bitti, bitti, bitti. Melekler diyecek, ya Rabbim hak sahipleri bu adamın amellerini yağma ettiler. Yok, günahları o zulmettiği kadar günahını yıkı, onun üstüne yıkan. Adam defteri açacak, amel defterini. Esrar hiç ömründe içmemiş, eroin içmemiş. Amel defterinde eroin yazıyor. Ya Rabbim haşa, melekler zulmetmez. Sen filancıya zulmettin. Senin günahın sevabın yetmedi. Onun eroin günahını senin defterine geçirdik. Bu çok zor ya. Sen hırsızlık yapmadın, hırsız günahı var defterde. Zina yapmadın, zina günahı var. E nereden geldi? Başkalarına zulmettik ya, o zulmün karşılığında elbet bizim defterlerimize başkalarının günahı geçecek. Bu çok zor. Burası çok hazin. Tartılara hafif gelenler, ta burada kaldık. İşte onlar kendilerine yazık edenlerdir. Cehennemde temellidirler.
Ateş onların yüzlerini yalar, dişleri sırıtıp kalır. Allah ayetlerinin size okunurken onları yalanlıyordunuz değil mi? Denir. Şöyle derler. Rabbimiz bizi bedbahtlığımız yendi. Sapık bir millet olmuştuk. Rabbimiz bizi buradan çıkar. Tekrar günaha dönersek doğrusu zulmetmiş oluruz. Allahu Teala sinin orada kalın. Benimle konuşmayın. Kullarımdan bir topluluk. Rabbimiz inandık. Artık bizi bağışla, bize acı diyorlardı. Sure-i Müminun 102-109. Ayeti celille. Zaten onlar kıyamet saatini yalanladılar. O saatin geleceğini yalanlayarak çılgın alevle ateş azarladık. Bu ateş onlara uzak bir yerden görünce onun kaynamasını, uğultusunu cehennemin işitirler. Elleri boyunlarına bağlanarak dar bir yerden atıldıkları zaman orada yok olup gitmeyi isterler. Ayet-i Celile Sure-i Fürkan 11-14. Ayet-i Celile bir kere yok olmayı değil, birçok defa yok olmayı isteyin denir. Bir kere yok olmayı demeyin, bin kere deyin yok olmazsınız. Onlar azgınlar, iblisin adamları, hepsi tepe taklak oraya atılırlar. Orada putperestler çekişirler. Vallahi biz apaçık bir sapıklıktaydık. Çünkü biz sizi alemlerin Rabbi ile putlara eşit tuttuk. Bizi saptıranlar suçlulardır. Cehennemdeki haşirde bu konu var. Orada açıklayacağız inşallah. Keşke geriye bir dönüşümüz olsa, inananlardan olsak, şüphesiz bir ders vardır ama çoğu inanmamıştır. Rabbin şüphesiz güçlüdür, merhametlidir. Sure-i Şuara 104. ayet. Ama yoldan çıkanların, işte onların varacağı yer ateştir. Oradan çıkmak isteyenlerin her defasında geri çevrilirler. Onlara yalanlayıp durduğunuz ateşin azabını tadın denilir. Belki yollarından dönerler diye andolsun. Onlara büyük azaptan önce dünya azabını tattırırız. Nokta. Muhteremler. Dünyadaki başımıza gelen bela, musibetler cehennem azabından önce bizlere ikazdır. Çocuktan gelir, anasından gelir, kardeşimden gelir, kendi cesedimin kendinden gelir. Çeşitli hastalık, fakirlik, ihtiyarlık, çeşitli muhtaçlık. Şu ayeti celile Sure-i Secde 20-21. ayeti celile de Rabbimin buyurduğu, belki yollarından döner diye andolsunlar, onu büyük azaptan önce dünya azabını tattırırız. Şu halde dünyadaki meşakkatler cehennemden önceki habercilerdir. Çocuktan çekilir, anasından çekilir, danasından, koyundan, kuzudan çekilir, parasızlıktan çekilir, kötü komşudan çekilir. Canım hepsini sayma. İşte biz bunları sebeplere bağlarız. Komşudan geleni kötülüğüne veririz. Paramız biterse işsizliğe veririz. Hastalık gelirse bulaşıcılığa veririz. Doktor iyi edemezse ilacın kötülüğüne veririz. Halbuki hayır, Allah-u Teala Şura'nın 30. ayeti celilesinde sizin başınıza gelenler kendi ellerinizle yaptığınızın karşılığıdır buyurmuştur. Allah-u Teala Sure-i Nisa'nın 79'unda sizin başınıza gelen belalar nefsinin karşılığı buyurmuştur. Şu halde kimse oğlunu şikayet etmesin. Kimse hanımını, anasını, danasını, kadın da kocasını etmesin. Ne ektin biçersin, ne döktün içersin. Sen yaptın, sen bulursun. Büyük azaptan önce küçüğüdür. Ne lazım gelir onu da söylemeyeyim. Tövbe lazım gelir.
kul haklarına ödemek lazım gelir. Amellerin noksanlı, itaatin noksanlı, icra, ifa lazım gelir. Ya Rabbi vallahi ben seninle başa çıkamam. Senin milyonuna dert vermeye milyonuna kudretin yeter. Ben kulum. Sen kadiri mutlaksın. Beni bağışla. Günahlarımı vazgeç derken günahlar terk edilecek. Tövbenin şartlarının altıdır. En önemlisi pişmanlıktır. Günahından pişman olmayan tövbe etmemiş sayılır. Hiç pişmanlığım yok. Arkadaş bana dedi, hocam bana dedi, hadi tövbe edelim. Pişmanlık yoksa tövbe olmaz. Pişmanlık olacak bir, azimet olacak. Vallahi ben bir daha işlemem diye katı kararlı olacak. Ya hocam tövbe ver bana, verdi. Ben dayanamam işlerim diyorsa tövbe olmaz. Bir daha işlememeye az mı cezmi kastettim diyecek, tövbe eder. Kulaklarını ödeyecek. Allah'ın hukukunu kaza edecek. Kılmadığı namazı kılacak. Vermediği zekatı verecek. Hac geldi gitmediyse gidecek. Cehennem zor. Öyleyse sen de Allah'a itaat et. Kolay. İtaat çok kolay. Bir adam Almanya'da maistere itaat ediyor. Patrona ediyor, maaş alıyor. Ya sana patron mark verir, euro verir. Allah her nimeti veriyor. Ona itaat etsene. Almanya'da işsizlik parası var. Allah'ta da ebedi cennet var. Ya bir bak bir patronla Allah'ı karşılaştırıyor adam hoca ya. Allah'ın ebedi cenneti var. Kabirde azabı var. Dilerse mağfiret eder. Almanın sosyal adaleti hakkı uğruna güvenip de Allah'ın rahmetinden ümit kesene veyl olsun, yazıklar olsun. Allah bütün yaratılmışların merhametini biriktirsen, bir araya getirsen Allah'ın rahmet yanında bir damla bir habbe olmaz. Niye Allah'a isyan edeyim ya? Dünyadaki her garanti geçer. Demin hadis okudum. Ölenin cesedi üstünde ruhu durur. Bizden ibret alın. Bizim gibi yapmayın. Malımıza, mülkümüze güvendik. Mirasçılara kaldı olur. Demek suçluyuz. Söyleyin Allah aşkına. Suçlu muyuz, değil miyiz? Suçluyuz. Suçlu değil miyiz peygamber aşkına hocam? Suçluyuz. Yapmayalım ya. Allah için yapmayalım. Sure-i Secde'nin 20-21'inde kaldık. Tam yerini biliyorum hocam. Nasıldı? Belki yollarınızdan dönersiniz diye andolsun. Onlara büyük azaptan önce dünya azabından tattırırız. Şu halde kimin dünya azabı var? Günahkar. Kimden çekiyor? Nefsinden çekiyor. Niye oğlandan çekiyor? Niye karıdan? Neyle Allah'ı unuttuysa belası oradan gelir. Duvarın hangisini, sıvasının, çimentosunu azgattıysan sızıntı o duvardan gelir. Neyle Allah'a isyan ettin? Azap oradan gelir. Çok keyif ettin, keyiften gelir. Keyif edemez hale gelirsin. Kasideci, misafir. Kaside okumak kolay da Allah'a itaat zor. Allah'a itaat çok zor. Şu halde dünya musibeti gelen bir tövbe edecek. Cidden dua edecek. İki, kul haklarını ödeşecek. Allah'ın hukukunun kefaretini ödeyecek. O zaman bela kalkar. O zaman bela kalkar. İki, nasihat eden evladında, karısında, çocuğunda, komşusunda gördüğü kötülüğü işliyorsa o nasihat tesir etmez. Onun duası geçmez.
Baba bire içiyor, oğlan da esrar içiyor. Oğluna diyor, oğlum günahtır, esrar beynini mahveder. E çocuk içinden demez mi ya, senin bira sana cennete mi sokar baba? Bir daha söylüyorum, bura çok önemli. Kim çocuğuna, karısına, komşusuna, arkadaşına nasihat ederken babaysa, anaysa, kendi yaptığı suçu terk etmedikçe çocuklarına duası geçmez. Baba sigara içiyor, oğlu da ısrar içiyor. Oğluna diyor, yazıktır, seninki çok pahalı. Oğlan da babaya diyecek, seninki de 3 euro. Ayda 90 euro. Anası da içiyorsa 120 euro. E baba benimki de 180 euro. Kardeş olduk, 30 mark sen bana yardım et dese olur. Önce baba sigarayı terk edecek. Ya Rabbim ben nefsime zulmettim diyecek. Benim çocuklara istikamet ver diyecek. Baba fotur 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 dumanları semaya çıkarıyor. Boğazları acımış şurup içiyor. Yumuşatıcı içiyor oğluna da diyor, Asi oğlum ben sana yapacağım bilirim. O da diyor içinden, baba kardeşiz seninle. İkimiz de duman tüttürüyoruz. Seninki mangal kömürü olsun, benimki de soba olsun. İkisi de duman tüttürüyor. Böyle nasihat olmaz. Bana bak bana, böyle nasihat olmaz. Önce evde ana baba günahlarına tövbe edecek, sonra çocuklar edecek. Adamın birisi su satardı deriyle. O zaman kırba diyorlar, koyun derisinden su dolduruyor. O zaman o alet kırba satardı, kırbayla su satardı. Bir eve vardı, su alan kadının elinin güzelliğinden elini şehvetle sıktı. Eve geldi, hanımı dedi, bize filan işi gören adam bugün elimi sıktı. Efendi sen kimin elini sıktın? Estağfurullah ya, ben yapmadım. Vallahi sen yapmasaydın benim elimi sıkmazlardı. Adam dedi, tövbe, ben su satarken hanımın birinin elini okşadım. İyi efendi, bizim elimizde el okşadı. Muhteremler, siz ıslah olmadıkça çocuklarınıza nasihat geçmez. Kadının birisi aş eriyordu, aş eriyor. Aş eriyor demek hamileyken canı bir şey istiyor. Afyon tabiri, ona onu aş, hasret çekiyor demek. Kadının birisi çocuğu hiç durmadan su satan deri kırbayı deliyor. Koyun derisinden, tulumdan su doldurmuş satıyor. Mahallenin çocuğun biri de geliyor, çiviyi sokuyor. Tenike değil ki bu. Deri patlıyor, akıtıyor. Ya babasına bir dedi, iki dedi, üç dedi, yapma, bizim kırba deliniyor, çocuğuna sahip ol. Bir gün çocuğun babası hocaya sordu. Dedi, ya bizim çocuk kırbayı deriyle su satanın derisini deliyor. Dedi, sen hanımına sor. Haram olarak bir şeyi delip de suyunu içti mi? O çocuk karındayken. Adam geldi. Ey çocuğun anası, sen böyle bir şey yaptın mı? Yaptım. Benim canım limon istedi. Komşu eve vardım, rafa limon dizmiş. Saç tokamı soktum, emdim. Hah dedi. Bizim oğlanın kırba delişi senin limon delişinin cezası. Helal et aman komşu. Helal olsun. Çocuk bir daha kırbaya dokunmadı. Babam kitaplar hepsini yazmış. Sen sigareti tüttür, oğlun da rehin tüttürür. Sen yalan söyle, oğlan da zinakarlık eder aynı. Yani haramın cinsinin güzelliği müzelliği olmaz ki. 100 gram gıybet, 500 gram zina aynıdır. Haram. Sen nasihat etmeden kendini bir düzelt. Ya Rabbim karı koca tövbe ettim de bir et bir kere ya, ne olur. Karındayken mi suç işledin, bebeğiken mi işledin? Tabii aşı tutmuyor, karıştı.
muamelede evuzu besmele çekmediysen şeytan mala çocuğa ortak oldu. Şeytan eroin de çeker, esrarı da. Muameleyi geriye mi getireceğiz? Estağfurullah var. Pişmanlığı var. Bir daha yapmaması var. Allah'ın dini genişliktir. Sen niye her şeyi derin anlatıyorsun? Sanki insanlar hafif yukadan mı gidiyor? Benim anlattığım 4 parmak derinlik, sizinki 70 arşını geçti. Daha ben efendi efendi 4 parmak anlatıyorum. Sizinkiler 70 arşını geçti. Ne haber? Mehmet'in babası. Ne ektiysen onu biçeceksin. Ne döktüysen onu içeceksin. Nerede kaldık? Sure-i Secde'nin 20-21'inde kaldık. Ne buyurdu Allah? Belki yollarından dönerler diye andolsun onlara büyük azaptan önce dünya azabından tattırırız. O zaman tövbe edelim hemen, dünya azabı geldiyse. Hastalık gibi gelir, fakirlik gibi gelir, çoluk çocuğun isyanı gibi gelir. Tarikat hazırlayalım. Tarikattan düşmek var. Benim kalsın Seyyid Abdülbaki Hazretleri buyurdu. Dedi, tarikattan düşmek var. Bir insan Menzil Camii'nde buyurdu. Bir insan 3 küçük günah işlerse bir büyük günah sayılır. Bir büyük günah işleyen tarikattan düşer. Vallahi ben de öyle dedim. Kurban olayım sana, dünyada bir mürit sen kalırsın dedi. Dünyada bir başına mürit sen kalırsın, biz hepimiz düşeriz. Dedi Mehmet, Allah'ın hükmünü hatır için değiştirelim mi? Allah böyle buyuruyor. Dedim vallahi bayağı, dedim cidden söylüyorum, bura kürsü yalan olmaz. O zaman dünyada bir başına mürit sen kalırsın dedi. Ne yapalım, Allah'ın hükmü değişmez ki dedi. Muhteremler, çoklarımızın ıslah olmayışı, tarikattan düşüyoruz. Semerkant İmamı Buhari Hazretlerinin türbesinde Doktor Ahmet Çağıl'la tarikattan düşmek, tarikattan atılmak nedir sorduk. Kurban, tarikattan düşmek nedir? Ben Delail'in kapalına yazdım, Delail hayret şahidim getiririm. Tarikattan düşmek, şeyh yine şeyhtir, mürit yine mürittir, ip kopmamıştır, maaş kesilir, feyiz kesilir, bereket kesilir. Kadın, erkek nikah düşmemiştir, boşanmadı ama geçimsiz. Tat, tat, tat diyemedim, evlilik tadı bozulur. Huzur gider, ha kavga de kavga ama nikahları duruyor. Tarikattan düşmek bunun gibidir. Şeyh şeyhtir, yazdım Delail'e. Mürit mürittir, tarikat irtibatı kopmaz. Ama maaş kesilir. Feyiz kesilir. Himmet kesilir, himmet ya şeyh. Oğlum sen günaha girdin, bizim ceryana Allah kesti der gelmez. Hey. Ne yapalım? Bu cuma günü sohbet ettim. 50-100 kişi tarikat tazeledi. Siz de düştüyseniz eğer, 3 günahınız varsa tazeliği verin de ipi bağlayalım, ceryanlar gelsin. Bağlayalım Allah bir sarıklarından hepinize tarikat veririm sabaha kadar. Tövbe edin. Büyük cehennem ateşi gelmeden küçükten ibret alalım. Tarikattan düşmek bu. Hepimizin şeyhi var ama maaş gelmiyor. Fuat Hak söylüyorum. Hayır. Fuat'ı muhatap ediyorum. Kardeşim Nazım geçiyor. Kızım sana söylerim, gelinim sen işit. Vallahi hak söylüyorum. Tarikattan düşüyoruz. Ondan terakki etmiyoruz. Ondan halimiz düzelmiyor. Tövbe yok. Pişmanlık yok. Şeyh ile arada irtibat kesilmiş. Zinadan kurtulmanın yolu. Demin dedi Arif-i Billah.
Oğlum, salihleri, kamilleri beni hatırından çıkarma. Zinanın kötülüğünün sohbetini işit, zinakarlığın yolunu açma. Zinakarlık gözle başlar, kapadım usanmayın diye. Göz dille devam eder. Bir kadınla bir erkek tenhada kalırsa üçüncüsü şeytan olur. Günde 7 kere, 70 kere çarşıya çıkıp Alman sarışınlarına bakanın tarikatı düşer. Çarşıya çıkıp da Kamil denen Sofi'yi ben alnını karıştırırım. Ah bir karış bu. Çarşıya çık, kalbine de bir ampermetre, voltmetre gibi bir alet bağla. Hiç kıpırdamıyor. Nerede erkek içinizde? 70 yaşında benimki de kıpırdıyor. Çare bakma. Allah kapaklı yapmış. Nereyi kapaklı yaptıysa korumanın önemine aittir. Kulak kapalı yok. Demek çok dinleyeceğiz. Dil kapaklı. Hiç duymadınız bunu. Ya ne güzel bu lafla. Göz kapaklı. Yumurt duracağız. Dil kapaklı. İki kapaklı. Mustafa Hoca. Dil kapaklı, önce dişlerle kemik kapı, demir kapıyla kapalı, dudaklarla tahta kapalı, çift kapılı. Dili aç dilini. Vallahi çift kapılı. Ört. Dilini aç, dudağını aç. Yum. Ha, dişler, kemikler. Bunda iki kapı var ya. Hem çelik kapı hem tahta kapı. Demek dile daha çok önem vereceğiz. Başka yerleri siz düşünün. Kapaklı yer çok var vücutta, daha deme. Bir tane nükte. Sünnet olurken kapısını açarlar, sünnet ederler. Tehlike büyür. Keşke çocuk sünnet olmasaydı, yani büyümeseydi, kapaklı dururdu, ne güzeldi. Sünnet ettiğinde yakında nişanı düğüne hazırla. Ha, bu da nükte. Kapaklıları hatırlarsınız, daha çok yer var kapaklı. En zor dil. Ah ya Rabbi. Ah ya Rabbi. Ah ya Rabbi. Benim anam derdi, anam Zehra. Kanı kanı hepimizin geçmişine rahmet olsun. Oğlum Mehmet, buyur ana. Başına dil konuşur sabahleyin derdi. Allah Allah, nasıl konuşur ki dedim. Ana nasıl konuşurlar? Baş dile selam verir. Selam aleyküm dil. Ve aleyküm selam. Rica ederim, senden bir ricam var. Baş dile diyor. Hayırdır emret. Vallahi dayağı ben yiyorum. Sen söyleyip söyleyip içine giriveriyorsun. Rica ederim az konuş. Baş dile diyor ki beyim rica ederim. Sen konuşuyorsun konuşuyorsun içeri giriveriyorsun. Dayağı ben yiyorum. Rica ederim, bana merhamet et. Dil yılan gibi deliğe giriverir. Ama önce sokar. Yılan tutamazsın ki deliğe girdi. Adama hakaret ederler, garip kafa çeker. Dil söyler söyler girer, dayarın kafa yerdir. Kapaklılara dikkat edin. Ben bu kadar derim. Çok kapaklı dükkanlar var, insan da alışverişe çıkar. Allah bir Muhammed Hak ya. 3 saat oldu mu? 5 dakika. Bak zil çaldı hafif. Allah bir saate bakmıyorum. Bakman bende nihayet saat işi. Ah anam. Secdenin 20-21'i geçemiyoruz. Neydi? Belki yollarından dönerler diye andolsun onlara büyük azaptan önce dünya azabından tattırırız. Şu halde dünya azabını tesadüfe bırakmayın. Sebeplere bağlamayın. Kitap var. Hoca Azizen Ali Ramiteni.
Rahmiten beldesinde 120 sene saadetli yaşamış, şu sözü söylemiş: Allahu Teala intikamını abdi ile alır, bilmeyen ilmi ledünlü o işi o abdi yapar sanır. Allahu Teala intikamını kulundan abdi ile alır, bilmeyen ilmi ledünlü, hakikat ilmini bilmeyen onu o kul yaptı sanır. Bu Mustafa kıpraşık duruyor, bir daha seni sohbete sokma. Dik otur şöyle, düzgün otur, aslan gibi otur. Kıpraşma yok. Hıt. Bunlar dükkancı. Bunlarda bir miligram eğrilik olursa size bir kilo eğrilik satarlar. Bunlar mum gibi olacak ki aldıkları sattıkları bal gibi tatlı ola. Ondan onlara çok bakıyor. Bir de bir kıpırdan seni yer. Hoca Azizen Ali Rahmeten'i ne buyurdu? Allahu Teala kulundan intikamını yine kulu ile alır, bilmeyen ilmi ledünlü o kul onu yaptı sanır. Şu halde sebeplere itibar edilmez. Allah isterse hasta edersen virüs de mikrop de. Allah dilerse fakir eder. Dünyanın en zengini olsan mal elinden çıkar gider. Allahu Teala bir komşuyu sana musallat eder. Düşman eder, gelir seni döver. E peki ben dayağı hak ettim. Ya o neye döver? O da bir zulüm işlemiştir. Zulümü atsın diye döver. Zalimi zalime musallat eder. Hayırlıya hayırlıya musallat eder. Pirinci suya ekerler. Arpayı tarlaya ekerler. Hayırlı insan suya ekilen pirinç gibi olursun, beyaz olursun. Estağfurullah değil mi? Allah için ne anlattık biz de var. Estağfurullah buyurdu. Allah şüphesiz inkarcıları lanet etmiş. Onlara içinde sonsuz olarak temelli kalacağı çılgın alevli cehennemi hazırlamıştır. Onlar bir dost ve yardımcı bulamazlar. Yüzleri ateşe çevrildiği gün, yüzleri ateşe çevrildiği gün keşke Allah'a itaat etseydik, keşke peygamberlere itaat etseydik derler. Rabbimiz, biz yöneticilerimize, büyüklerimize itaat etmiştik. Fakat onlar bizi yoldan saptırdılar. Rabbimiz, onlara iki kat azap ver, onları büyük lanete uğrat der. Muhteremler, Uyyet-i Talibinde cehennemde haşır. Bu haşır meselesinde bu şimdiki ayeti celilenin hükmü var. Sure-i Ahzab 64-68. Ayeti celile. Şimdi cehennemde haşırı anlatalım Allah bir. Şuraya da kağıdı koyalım, unutmayalım kaldığımız yere. Haftaya da bu cehennem devam eder. Çünkü cehennemi çok seviyoruz. Allah korusun. Cehennemde haşır nedir? En önemli bir konuya geldik. Resul-i Kibriya aleyhisselam buyurdu. Cehennem ehli için bir gün vardır ki bunu ömrünüzde duymadınız. Allah için iyi dinleyin, kısa. Resul-i Kibriya aleyhisselam buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Cehennem ehli için bir gün vardır ki o gün cehennemin dibinde toplanırlar. Bundan sonra bir daha toplanıp bir araya gelmezler. Mustafa Hoca bir dinle. Haşır günü cehennemde. Bir daha bir araya gelmezler. Şöyle anlattı. Allahu Teala kendilerine o günün toplantısı için izin verdiği zaman cehennemin dibinde bir nidacı en yüksek sesle seslenir. Ey cehennem ahlisi toplanın. Bu sesi duyan herkes duyar. Her duyan muhakkak surette toplantıya katılır gelir. Çünkü Allah'ın fermanı. Bu toplantıya zebaniler de kendileri iletir.
cehennem ehlini zebaniyle toplantıya alır getirir yani. Çünkü cehennem 7 kaptır. Her kaptaki zebanilerin ahvali değişiktir. Onlar koyun sürer gibi cehennem ahalisini toplar. Bundan sonra onlar